Efendim geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gökber Kadir Aşçıoğlu'nun anısına Cumhuriyet Üniversitesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra Ormanı ağaç dikim törenine Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız'ın yanı sıra İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Ağırman, öğretim elemanları, öğrencilerle merhum öğrencinin ailesi katıldı. Hatıra Ormanı ağaç dikim etkinliğine katılan Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencimiz Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun elin bir hastalıktan dolayı vefat etmesi üzerine hatırasını yaşatmak için bir hatıra ormanı oluşturduklarını ifade etti. Fakültesi öğrencimiz 3. sınıf öğrencisi Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun elin bir hastalıktan vefat etmesi üzerine öğrencimizin hatırasını yaşatmak için bir hatıra ormanı planladık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz zaten biliyorsunuz bütün öğrencilerimiz için, personelimiz için, akademik ve idari personelimiz için her yıl bir ağaç dikiyorduk. Bir de hatıra ormanı böylece meydana getiriyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin, öğrencilerimize, arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Etkinliğe katılan öğrenciler adına söz alan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bilgehan Özaydın, onun anısını hep yaşatmak için böyle bir organizasyon yaptık dedi. Arkadaşımızın ismi yaşasın, kendi yaşasın, bir can olsun. Bu ağaçlar belki hani onun bize olan hatırasını baktıkça bize hatırlatması için biz böyle bir organizasyon yaptık. Hocalarımız geldi, Rektör Bey geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Allah rahmet eylesin arkadaşımıza. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Fidan dikiminin ardından Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun ailesi oluşturulan hatıra ormanından dolayı Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Yapanlar, emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun diyorum. Çok sevecek kelime var ama söyleyemiyorum. Beni biraz mazur patlı şey yapın. Çok sağ olun diyorum.